İbni Abdirabbi İkdül Ferid kitabının 4. bölümünde şöyle nakleder. İmam Zeynel Abidine babanızın evlatları ne kadar da azdır dediler. İmam Zeynel Abidin buyurdu ki bu birkaç evlat sahibi olması bile şaşırtıcıdır. Çünkü her gün 1000 rekat namaz kılardı ve artık zevceleriyle birlikte olacak zamanı olmazdı. Aşura sabahı İmam Hüseyin'in emriyle çadırlar kuruldu, güzel kokuyla dolu bir tabak hazırlandı ve İmam Hüseyin şahsi temizliğini yapmak için çadıra geldi. Rivayete göre Büreyr bin Hüzeyri Hemedani ve Abdurrahman bin Abdi Rabbihi Nesari, İmam Hüseyin'den sonra temizliklerini yapmak için çadırın arkasında beklediler. Bu arada Büreyr, Abdurrahman'la şakalaşmaya başladı. Abdurrahman dedi ki, ''Ey Büreyr, şimdi gülmek ve şaka yapma zamanı mı?'' Büreyr de dedi ki, ''Benim kabilem de biliyor ki ben ne gençlikte ve ne de yaşlılıkta beyhude konuşmaktan hoşlanmamışımdır. Şimdi şehitlik sevinciyle böyleyim işte. Andolsun Allah'a, çok az bir zamanımız kaldı. Kılıcımızı alıp bir süre savaştıktan sonra hurilerle kol boyun olacağız.'' Aşura sabahı. Şöyle rivayet edilmiştir. Ömer bin Sad'ın ordusu atına binip hazırlandı. İmam Hüseyin, Büreyr bin Hüzeyr'i onlara gönderdi. Büreyr bir süre onlara nasihat ederek bazı konuları hatırlattı. Onlar bundan hiç etkilenmedi ve hatta itina bile etmediler. İmam Hüseyin kendisi devesine, bir rivayete göre de atına binip Ömer bin Sad'ın ordusunu susmaya ve sözlerini dinlemeye davet etti. Herkes susunca İmam Hüseyin en iyi şekilde Allah'a hamdü sena, Muhammed'e, peygamberlere ve meleklere selam ettikten sonra buyurdu ki, ''Ey insanlar! Allah sizi kahretsin ve kalbinizi kederle doldursun. Şaşkınlık içerisindeydiniz ve ısrarla bizi yardıma çağırıyordunuz. Biz de isteğinize olumlu cevap verip süratle imdadınıza koştuk. Fakat siz bizim amacımız doğrultusunda kullanacağınıza ant içtiğiniz kılıçlarınızı şimdi bizi öldürmek için ellerinize almışsınız. Hem bizim ve hem de sizin düşmanlarınızı yakmak istediğimiz ateşi bizi yakmak için körüklemişsiniz. Bugün sizler kendi dostlarınızı öldürmek için aranızda adaletle davranmayan ve kendilerine yardım etmekle mutluluk ve merhamet beklentiniz olmayan düşmanların saflarına geçmişsiniz. Vay halinize! Kılıçların kınında, kalplerin emin ve düşüncelerin sarsılmaz olduğu bir durumda neden bize yardım etmekten vazgeçtiniz? Fitne ateşini körüklemekte çekirgeler gibi acele ettiniz ve kelebekler gibi delicesine kendinizi ateşe vurdunuz. Ey Hakk'a karşı gelenler, ey gayrimüslimler, ey Kur'an'ı terk edenler, ey sözleri saptıranlar, ey günahkarlar topluluğu, ey şeytanın vesveselerine uyanlar, ey şeriatı ve peygamberin sünnetini söndürenler, Allah'ın rahmetinden uzak kalasınız. Bizi bırakıp bu zinazadelere mi yardım edersiniz? Andolsun Allah'a hile ve düzen eskiden beri vardı sizde. Sizin aslınız da dalınız da hile suyuyla yoğrulmuş ve düşünceleriniz onunla güçlenmiştir. Siz bakanların genzini yırtan en habis meyvelersiniz ve gasıpların sizi midesine indirmesi için pek naçiz lokmalarsınız. Bilmiş olun ki bu zinazade oğlu zinazade İbni Ziyad beni iki şey arasında serbest bırakmıştır. Ya kılıcı çekip savaşmalıyım ya da zillet libası giyerek Yezid'e biat etmeliyim. Zillet bizden uzaktır. Allah, Resulü, müminler, iffet eteğinde yetişenler, yiğit ve gayretli insanlar, alçaklara itaat etme zilletini, izzetli ölüme tercih etmemize razı olmazlar. Bilmiş olun ki ben, yaru yaverimin az olmasına rağmen, sizinle savaşacağım. Daha sonra sözlerine Ferve bin Müseyki Muradi'nin şiiriyle devam etti. Muzaffer olur ve düşmanı yenilgiye uğratırsak hiç şaşmayın. Çünkü biz her zaman galip olmuşuzdur. Yenilgiye uğrar, öldürülürsek bu bizden kaynaklanmaz ve korkudan öldürülmüş olmayız. Bu demektir ki ecelimiz gelmiş
ve feleğin çarkının gereği zafer sırası başkalarına geçmiştir. Eğer ölüm birilerinin evinin kapısından ayrılırsa, diğerlerinin kapısına oturacaktır. Geçmiş asırlarda insanların öldükleri gibi benim kavmimin büyükleri de sizin elinizle ölüme düçar oldular. Eğer padişahlar dünyada kalıcı olsalardı, biz de kalıcı olurduk. Eğer büyük insanlar dünyada kalsalardı, biz de kalırdık. Bizi zemmedenlere de ki, kendinize gelin ve beyhude bizi yermeyin. Bizim giriftar olduğumuz ölüme zemmedenler de müptela olacaklardır. Ve şöyle devam etti. Andolsun Allah'a, beni öldürdükten sonra siz de fazla yaşamayacaksınız. Yaşama süreniz, yaya birinin bineğe binmesinden fazla olmayacaktır. Günler değirmen taşı gibi dönecek ve sizi değirmen taşının mili gibi perişan edecektir. Babam Ali bu haberi ceddim Resulullah'tan duyup bana nakletmiştir. Şimdi siz dostlarınızla bir araya gelip meşveret edin ki gizli saklı bir şey kalmasın. Daha sonra beni öldürmeye girişin ve bana mühlet vermeyin. Ben Allah'a tevekkül etmişim. O ki benim ve sizin Rabbinizdir. Ve her canlı onun kudret kabzasındadır. Şüphesiz benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Hutbeden sonra da o orduyu tel'in ederek buyurdu. Allah'ım onlara yağmur yağdırma. Yusuf'un yılları gibi yıllar yaşat. Sakafi genci onlara musallat kıl ki ölümün acı şerbetini onlara içirsin. Çünkü onlar bize yalan söylediler ve aldattılar. Sensin bizim Rabbimiz. Sana tevekkül ettik ve dönüşümüz de ancak senin huzurunadır. Daha sonra inip Allah Resulü'nün Mürtecez adındaki atını istedi ve yarenlerini de savaşa hazırladı. İmam Muhammed Bakır'dan nakledilen bir hadise göre İmam Hüseyin'in ashabı 45 süvari ve 100 piyadeydi. O Hazret'in ashabının sayısı hakkında farklı görüşler vardır. Ömer bin Saad savaşı başlatıyor. Ömer bin Saad ileri çıkıp İmam Hüseyin'in ashabına doğru bir ok fırlattı ve dedi ki, ''İlk oku benim attığıma dair İbn Ziyad'ın yanında tanıklık edin.'' Bunun ardından Ömer bin Saad'ın ordusu ok yağmurunu başlattı. İmam Hüseyin ashabına buyurdu ki, ''Allah'ın rahmeti üzerine olsun, kaçınılmaz ölüme doğru kalkın. Şüphesiz ki bu oklar bu topluluğun size savaş elçileridir.'' İmamın ashabından bazıları ok yağmuruyla şehit düştüler. Bu esnada İmam Hüseyin elini yüzüne vurup buyurdu ki, Yahudiler Allah'ın bir oğlu olduğuna inandıkları için çetin bir azaba düçar oldular. Hristiyanlar Yüce Allah'ı üçün üçüncüsü kabul ettikleri için Allah'ın gazabına uğradılar. Mecusiler de Allah'ı bırakıp güneş ve aya taptıkları için Yüce Allah'ın elim azabına tutuldular. Kendi peygamberlerinin kızının oğlunu öldürmek için söz birliği eden topluluğa da Allah'ın azabı çok çetin olacaktır. Andolsun Allah'a ki ben onların istediklerini kabul etmeyecek ve kanımla boyanmış bir halde Yüce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ebu Tahir Muhammed bin Hüseyin Taresi Malimuddin kitabında İmam Cafer Sadık'tan şöyle rivayet eder. Babamın şöyle buyurduğunu duydum. Ömer bin Saad savaşı başlatmak için İmam Hüseyin'in karşısına dikildiğinde Yüce Allah Hüseyin'e yardım etmeleri için gökyüzünden bir grup melek indirdi. Bu melekler İmam Hüseyin'in başı üzerinde uçuştular. Sonra İmam Hüseyin düşmanlarının bu melekler tarafından yok edilmesini ya da şehit olarak Allah'ın huzuruna varmayı seçmek arasında serbest bırakıldı. İmam Hüseyin de şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkmayı kabul etti. Şimdi İmam Hüseyin bağırarak şöyle demekteydi. Allah rızası için bize yardım edecek kimse yok mu? Allah Resulü'nün ehli beytini ve ailesini düşmanlardan koruyacak kimse yok mu? Hür bin Yezid-i Riyahi bunu duyduktan sonra Ömer bin Saad'ın yanına gelip sordu. Gerçekten onunla savaşacak mısın? Ömer bin Saad dedi ki, andolsun Allah'a hem de öyle bir savaşacağım ki başlar uçacak ve kollar bedenlerden ayrılacaktır.
Hür bunu duyunca ordudan ayrılıp bir köşeye çekildi. Bütün bedeni titriyordu. Muhacir bin Avs şöyle seslendi. Ey Hür! Senin bu durumun beni şüpheye düşürdü. Bana Küfe'deki en cesur adam kimdir diye sorulacak olsaydı, senin dışında birinin adını ağzıma almazdım. Niye titriyorsun? Hür, andolsun Allah'a, kendimi cennetle cehennem arasında görüyorum. Allah'a yemin ederim ki, lime lime doğranıp yakılsam bile hiçbir şeyi cennete tercih etmeyeceğim, dedi ve İmam Hüseyin'in huzuruna varmak için atını mahmuzladı. İki elini başının üstüne koydu ve Allah'ım, senin dergahına yöneldim. Benim tevbemi kabul et. Çünkü ben senin dostlarını ve peygamberinin kızının evlatlarını korkuttum diyerek İmam Hüseyin'e arz etti. Canım feda olsun sana. Seni inciten ve Medine'ye dönmene engel olan adamım ben. İşi buraya vardıracaklarını bilmiyordum. Şimdi Allah'ın huzuruna dönüyorum. Tevbem kabul edilir mi?